Herkese merhaba, Doktor Berk Karataş. Konumuz prostat içerisine uygulanan ozon tedavisi. Bildiğimiz gibi ozon tedavisi çok fazla revaçta bu aralar. Yani özellikle enfeksiyonlu bölgelere, iltihaplı bölgelere, vücudun birçok bölgesine verilebiliyor. Bu anlamda fizik tedaviciler, dahiliyeciler, işte beyin cerrahları bunu oldukça bol miktarda kullanmakta. Prostata uygulanabilir mi, uygulanamaz mı? Bununla ilgili bir video hazırladık. Şimdi öncelikle prostat büyümesinde Hindistan'da kullanılmış intraprostatik ozon enjeksiyonu. Yani ozonu prostat içerisine enjekte etme belirli bölgelere. Bu çalışma sonucunda şöyle diyor: ameliyat için uygun olmayan hastalarda yardımcı olabilir. Yine ameliyat için uygun olan hastalara ameliyat yapılması öneriliyor. Ama ameliyat olamayan hastalarda yapılabilir diyor. Yaklaşık 13 grama kadar varan prostat küçülmesi ve şikayetlerde de gerileme saptanmış. Tabii bu prostat hiperplazisinde, yani prostat büyümesindeki tek çalışma. Şimdi bizim konumuz tabii prostatitte uygulanıyor mu, uygulanmıyor mu? Bu konuda çok fazla bilimsel veri yok. Birkaç tane veri var, onları da söyleyeceğim. Bunlar daha çok Rusya'dan ve aynı grubun yaptığı çalışmalar. Dolayısıyla böyle bir bilimsel çeşitlilik yok. İlk çalışma 2019 yılında yayınlanmış. Rusya'nın kendi Üroloji dergisinde kronik bakteriyel prostatit, yani prostat iltihabınız var ve bakteri belirli ise, bu durumda şöyle yapmışlar. 142 tane hastaya 6 hafta boyunca, bir grup hastaya 4'e bölmüşler hastaları. Bir grup hastaya 6 hafta boyunca antibiyotik tedavisi vermişler sadece. Bir grup hastaya antibiyotik tedavisine ek manyetik terapi vermişler. Bir grup hastaya da antibiyotik tedavisine ek transrektal ozon tedavisi vermişler. Bir grup hastaya da hem antibiyotik tedavisi, hem transrektal manyetik, hem de ozon tedavisi vermişler. Ve 3 ay sonra değerlendirmişler. Bu değerlendirmede şu sonuç çıkmış: en iyi sonuçlar standart tedaviye ek olarak hem manyetik hem de ozon tedavisi kullanılan hastalar elde etmiş. Bu çalışmanın orijinaline ben ulaştım. Orada şöyle: en iyi grup şu grup. Ondan sonra ozon tedavi, manyetik tedavi ve standart terapi alan gruplar. Yani sadece antibiyotik alanlar en az iyileşme görülen hasta grubu olarak değerlendirilmiş. Aynı grup yine bu sefer kronik bakteri olmayan ama enfeksiyon, yani lökosit çıkan prostat masajında özellikle lökosit görülen, yani bizim enflamasyonlu, iltihaplı ama bakterisiz kronik prostatit dediğimiz hastaları incelemişler. Burada tabii farklı olarak şöyle: prostat içerisine enjeksiyon yapmamışlar. Burada lokal, yani bir krem hazırlamışlar. O kremi 10 kez prostat masajıyla birlikte tam prostatın üzerine makat bölgesinden içeri girerek uygulamışlar. Ve hastalara damardan 7 kez de intravenöz ozon tedavisi verilmiş. Ne bulmuşlar? Bir kere hastaların hemen hemen tamamında şikayetler 2 kat azalmış. Bu bir. İki, prostat sekresyonunda, yani prostat sıvısında dedim, lökosit sayısı yüksek diye, bunlarda bakteri yoktu ama lökosit, yani iltihabi hücre sayısı yüksekti. O sayı 29'dan 4'e düşmüş. Bu da çok anlamlı. Ve prostatın boyutlarında bir anlamlı düşüşler olmuş. İşte 40 milimetreden 39'a, 41'den 39'a, 30'dan 29'a. Bu milimetreler ne kadar önemli? Çok önemli. Düşüşler az gibi olsa da, eğer ödem ve şişlik var ise, bu ödem ve şişlik geçmiş demektir. Dolayısıyla oldukça anlamlı da gerilemeler olmuş. Peki prostat içerisine ozon tedavisi yapılsın mı, yapılmasın mı? Bir kere çok az çalışma var. Bilimsel çalışma literatürü bu konuda geniş değil. Evet, birkaç çalışmada özellikle Ruslar bu konuya çok kafayı yoruyor. Etkinlik fazla, doğru. Hastalar çok iyileşmiş. Böyle bir veri var elimizde. Yan etki var mı? Hiçbir hastada yan etki yok. Zaten ozon tedavisi çok güvenilir bir şekilde uygun yapılırsa, hem sistematik olarak hem de lokal yerlerde birçok yer kullanıyor zaten. Ama prostat içerisinde daha önce kullanılmamıştı. Benim fikrim şu: bir şeyin yan etkisi yoksa ve
birileri bunun etkinliğini gösterdiyse ve o çalışmalar düzgün çalışmalarsa bu denenebilir. Daha önceki kronik prostatitle ilgili birçok video var biliyorsunuz kanalımda. Orada söylemiştim. Yani kronik prostatitin tam sebebi belli olmayan bir rahatsızlık ve mükemmel bir tedavisi de yok. Yani şu tedavi yapalım iyileşelim diye bir şey yok. Hatırlarsanız orada kronik prostatit tedavisinde ben her şeyi kullanıyorum demiştim. Dolayısıyla özellikle işte manyetik tedavi, şok dalga tedavisi, bitkisel tedavi bunları almanıza rağmen faydalı olmadıysa ozon tedavisi prostat içerisine kronik bakteriyel prostatitte ve kronik bakteriyel olmayan ama enfeksiyon hücrelerinin, iltihap hücrelerinin olduğu prostatitte denenebilir. Teşekkür ediyorum.